أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات. Sirat kanunu eskiden beri merak ettiğim bir mevzu ama çözemiyordum. Bir insan geçmişinin geçtiği, mazisi olduğu, hatırası olduğu yere, bölgeye, binaya, taşa, ovaya bir yere gittiği zaman etkileniyor da başka bir yere gittiği zaman etkilenmiyor. Sırf orada zaman geçirmesinden mi kaynaklanıyor? İnsan bu kadar nasıl etkileniyor? İlginç bir kanun. Ama eskiden ben hep merak ederdim. Herkes de merak ediyor. Niçin mesela bir çocukluğu geçmiş bir taş, gençliği geçmiş, mazisi olmuş bir ev veya bir yer ya. Ki Üstad Hazretleri Barla'da 8 sene uzak kaldığı çınar ağacına sarılmış. Kastamonu'ya gittiği zaman. Üstad Hazretleri Barla'da kalıp 8 sene üzerinde evrat okuduğu çınar var. Sonra Kastamonu'ya nefredildiği zaman 8 sene uzaklaşıyor. Tekrar geldiği zaman o çınara sarılıp ağlıyor. Onu okuyacağım. Bu sırlar yani. Bu neyimizdir diye anlamak çok zor. Ama bugün bana göstermiş olduğun o resim benim mazimin geçtiği, çocukluğumun kısmen orada geçtiği yeri görünce harap olması, yola gitmesi, tarumar olması insanı derinden etkiliyor. Oysa Allah'ın daha iyi yani. Zaten her taraf Allah'ın. Niye etkileniyor? İşte ikindi namazında bu şey geldi. Şimdi buna ait malzeme yapacağım. Sonra anladığımı söyleyeceğim. Üç aylarındaki insanların teveccühlerinden madde havanın değişmesi. Mesela Emirdağ 60'da söylüyor. Bir Emirdağ 60'da. Üç ayları gelince insanların teveccühüyle üç aylarına Recep, Şaban, Ramazan. Üç ay. O üç aylarda İnsanların çıkan havasının diyor madde havayı bozduğunu söylüyor. Bu hava bozuyor. Şimdi bunu Japonlar ispat etmiş. Bir bardak suya, bir de burada bir bardak suya. Bunun yanında güzel sözler söylemiş, bunun yanında kötü sözler söylemiş. Sonra bunu donduruyor. Kötü sözler söylenen suyun kristalleri kahverengi, içe kapalı. Güzel sözlerin söylediği bardaktaki kristaller, su daha açık, daha beyaz, daha saydam. Yani dolayısıyla bu gözle gözüküyor, etkilendiği. Demek ki bu bize gösteriyor ki, ufuk veriyor ki madde etkileniyor senden. Madde etkileniyor. Şimdi adam buna galis tabir kullanıyor, suyun yapısı değişiyor. Buradaki bardağa güzel sözler söylüyor, suyun yapısı değişiyor. Hoca Kur'an okuyor, üfürükçü oluyor. Elin gavuru söylediği zaman ilmi oluyor. Bunun yanında adam güzel sözler söylüyor. Alim ise veya hoca ise Kur'an okuyor. Ondan daha güzel bir şey olur mu? Bu adamı itham ediyor. Müslüman ha, Müslümanım diyor. Üfürükçü diyor. Böyle şey olur mu diyor. Japon'un söyledi. Gavur söyleyince ilmi oluyor. Müslüman söyleyince olmuyor. Bu Müslüman ha, gavur itiraz etmiyor. Şimdi, üç aylarındaki insanların teveccühü, bu birinci örneğim. İkinci örneğim, Üstad Van Kalesi'nden bakarken Ermenilerin işgalindeki mahallelerin yanması, Üstad'ın halet rüyesini yandırmış. Orada talebelerin olduğunu, mazisinin olduğunu söylüyor. Başka, üçüncü misalimiz, sonra hükmü bina edeceğim. 8 sene uzak kaldığı Barla'daki çınar ağacına sarılması, bidat ehli müstad, haşa. Çınara niye sarılıp ağlıyor? İnsan mı bu? Baş. Başka gibi hadiseler, herkesin yaşadığı yerlerdeki hatıraların kişiyi maziye taşıması ve oraya baktığı zaman, 10 sene sonra oraya geldiği zaman, sanki yaşıyormuş gibi haletinin olması,
İnsan kendisini, insan kedisini, arabasını, kalemini, masasını, yani onunla ne kadar ömür geçirmişse ki dünya da böyle. Niçin insan dünyadan çıkmak istemiyor? Niçin yaşadığı kediden 5 sene, 3 sene kediden uzaklaşmak istemiyor? Kedi ya, çiçek ya, taşı ve yorganı, battaniyesi. Niye ayrılmak istemiyor? Bir de dünyayı düşün. Onun için dünyadan ayrılmak istemiyor. Onun sırrı nedir diye. Şimdi hükmü bina edeceğim zaten. Anladın tabii. Dünya da dahil insanın niçin ayrılmak istemiyor? Çünkü şu ampul saniyede 40 veya 60 defa, bazı bilim adamlarına göre 40, bazı 60. Elektriğin kalitesini. Saniyede söner yanar, söner yanar. Tırrrr. Ama gözün görme kabiliyetinden daha üstün olduğu için insan onu devamlı yanıyor zannediyor. İnsan da varlık da şu mevcudatta var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten ilme. Tır 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 tır. 30. sözde bunu söylüyor usta. Kur'an'da da 2 tane halkın ciddi ayeti var. Bununla alakalı. Peki her insan var olup yok oluyor. Andaki kişiliğine ferdi aher denilir. Tek o şahsiyeti. Tırt tırt. Benim bir şahsiyetim. Sonra var oldum. O da gitti. Tırt 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 tırt. Hepsine fert ferdi. Bir sonraya göre aher. Ferdi aher deniliyor. Şimdi ferdi aherler ben bu kalemle geçirirken ki Risale-i Nur ve Kur'an'ı dahi kendi Kur'an'ını okurken, kendi Kur'an'ı aldığın zaman, kendi kalemini aldığın zaman, kendi masana oturduğun zaman, kendi yastığına yattığın zaman, kendi kedine kucakladığın zaman, başka kedi de kedi vesaire, kendi tarlana gittiğin zaman, kendi taşına gittiğin zaman, eve gittiğin zaman ne yapıyor seni? Onu anlatıyorum işte. Kalmış o. Ferdi aheller var ya, yani tır 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 tır, o onunla beraber gidiyoruz. Bizim şahsiyetimiz oluyor o. Yani taşın üzerine oturdum, ben bu koltukta oturdum. Kaç dakika oturdum? Ferdi aheyerlerimle oluyor bu. Benim hakikatim oluyor bunlar. Gidiyor bekaya. Ki Allah Resulü diyor ki mevcudat onunla konuşacak, lisanı gelecek. Peki dünyada niye ayrılmıyoruz? Burada bir şey bırakıyor mu? Çekirdekten ağaç çıkması, çekirdeğin içi boşalmadığı gibi bu gitmesi de bu boşalmıyor. Yani ben kalemi tuttuğum zaman ferdi aherlerim bunun üzerine bindirilmiş. Yani taş da çocukken benim geçirdiğim o bana gösterdiğim resimde çobandım. Taşın üzerine çıkarttım tarlada, böyle tarlada. Taşın üzerine çıkardım, sırlara bakardım. Bakardım orada. Orada günlerim geçmiş. O taşta ben gittiğim zaman hissediyorum. Kimisi fikreder, kimi hisseder, kimisi mahseder, kimisi zevk eder. O taşta ve senin dışında kimler çıkmışsa, oturmuşsa bir sürü şahsiyetler var. Battaniyeler gibi üstü üstüne örtülmüş. Gittiğim zaman o taş bugünkü taş olmuyor. Böyle bakıyorum, bu taş düşün. Beni geçmişe götürmesinin sebebi götürmüyor. Geçmişim açılıyor. Bu aher, bu aher. Ben varım. Orada üzülmemin sebebi ondan ayrılmak, dünyada kendimden ayrılmak oluyor. Mesela odun, donmuş güneştir. Yaktığın zaman odundan çıkan nur çıkıyor. Geldiği yere gidiyor. İnsan taşta oturdu, evde oturdu, ev gibi gözükürken aslında ferdi aherleri, buradan çıkanlar, iki manası var. Bir, bununla beraber gidiyoruz bekaya, benim şahsiyetim oluyor. İki, dünyada durdukça, baktıkça benim gözümden çıkan şua, insanı mesela deveyi kazana koyar, göz. Bu taşın üzerinde oturmuşum ya, bir sürü ferdi ahellerim var. Taş gibi gözükürken aslında benim hakikat boyutlarım var. Hakikat mertebem var. Diyor ki, ferdi aheller oluyor ve oraya
Teams, orada kim var? Eğer seviyen varsa bu taşın üzerine oturdun mu? Timsali suretin ve misali siretin var. Yani aynadaki güneş, güneşin aynısı değil. Ama gayrısı de değil. O taşta benim hatıram timsali sureti timsali sireti misali sureti. Yani suretimle içsel yapım orada mevcut. O zaman oraya gitmemde etkilenmemin sebebi o benim. Ben taş görmüyorum gittiğim zaman, başkası taş görür. Çünkü orada yok, o yok. Ben varım. O açılıyor. Onun için insanı acıtıyor. Orayı terk etmek, dünyayı terk etmek. Mesela bir insan eşini, aşkını, sevgilisini orada kendisini seyrediyor. Allah Resulü diyor ki ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Aslında karşıdakini seviyormuş gibi gözükürken kendini seviyor, kendi hakikatini seviyor. Bir kediden ayrılamayan, evinden ayrılmak dünyadan acı veriyorsa, evi acı veriyorsa ya Allah'tan ayrılmak ne yapar adamı? Bir kediden ayrılamıyorsun da insandan ayrılmak ne yapar? Ondan sonra oraya timsali sireti ve sureti yapıştırılıyor. Ben bu kalemi tutarken veya bu kitap okurken, kendi Kur'an'ımı okurken niye ben kendi Kur'an'ımdan etkileniyorum, daha zevk alıyorum? Bu sayfa gibi gözükürken aslında her tutuşumda ben timsali suretim ve siretim var. Yüklenmiş. Tırırt. O zaman ben burada yakınlık hissediyorum. Buraya ben ülfet değil, ünsiyet oluyor. Yani kendi üstümü, kendi mazim var burada. Yapıştırıyor. Bir üstüne konmuş şahsiyetim. Adeta seni saklıyor bu. Okurken seni saklıyor bu. Ki ahirette konuşacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kalem diyecek ki beni tuttu, beni şöyle yazdı. Benim üzerimde namaz kıldı diyecek. Ondandır ki sünneti, farzı, son sünnetleri niye Haliflex'te veya Seccade'de farklı farklı yerde kılıyoruz? Şahit olsun diye. Sünneti, farzları kılarken yer değiştiriyoruz. Hatta gittiğin yerden değil diyor Peygamberimiz. Camiye gittin değil mi? Bir yere gittin. Gittiğin yerden geri gelmeyin diyor. Farklı yerden gelin diyor. Sünnettir. Mesela Cuma'ya ben buradan gidiyorsam başka yerden mümkünse gelmek lazım. Yerden gelmesi sünnettir. Mevcudat alemi manaya, alemi misala aktarım yapan kavşaklardır. O zaman bu kalemle yazarken veya ben bu Kur'an'ı okurken aslında dünyayı ahirete aktaran bir kavşak gibi oluyor burası. Burası aktarım yeri. Kavşak gibi. Kavşaklar. Hani neye benziyor son şeyim? Kamera, cep telefonu çekiyoruz. Ses veya video. Pil bitiyor mu? Bitiyor. Bu pil bitmesi nereye dönüşüyor? Daha güzel bir hakikate dönüşüyor. Pil işte karanlıktır. Siyah bir pil. İçi karanlık. Pille manzarayı çekiyoruz. Pilin bitmesi demek video demektir. Videoya dönüşüyor. Bak pil, enerji videoya dönüşüyor. Pil ses kaydına dönüşüyor. İnsan da bir pil gibidir. Duydukları kayıt, gördükleri kayıt video, yazdıkları vesaire hepsi bu batarya filme dönüşüyor. Ama bununla beraber dönüştüğü için bu bizimle beraber olduğundan o taş değil, o ev değil, sanki benim bir parçam. Sanki değil. Orada sen varsın. Orada bakarken taşı görmüyorsun. Bir misal vereyim. Ben gözlükle bakarken gözlüğü görüyor muyum? Hayır. Dürbünle bakarken dürbünü görüyor muyum? Hayır. Orayı görüyorum. Bir tecrübe gözüyle bakmak, şoför gözüyle bakmak, alim gözüyle bakmak,
İnsana alim gözüyle bakmak. Yani bir ben bakayım sokaktaki bir insana, bir de Risale-i Nur'u okumayan bir insan baksın. Aynı şey mi hissederiz? Ben mimiklerinden, şu yapılarından, gözlerinden, el hareketlerinden, gözün siyahlığından Allah'ın izniyle farklı oluyor. Onu keşfediyorsun. İşte batarya pil bitmesi demek, bir kayıt veya videoya dönüşmesi nevinden insanın hayat bataryası da onların üzerinde video dönüşüyor. Kısacası bir yerde mazin varsa oranın resmi, oraya gittiğin zaman bir resmi ayrı. Oraya gittiğin zaman daha başka. Sana resim getirdiler, aa dediler sana şurası senin köyün. Vay be, hey gidey. Ama o kadar fikir hareket eder. Oraya git, köye bizzat git, fikir değil, his hareket eder. Çünkü orada bulunurken düşündüklerin, hissettiklerin, zevk ettiklerin hepsi var. Dolayısıyla o hatıra dediğin şey aslın kendi hakikatındır. Orada sen varsın. Orası sensin. وَاَخِرُ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَسْلَوَا. Bak maddenin neresine yerleşiyor? Yani bu hatıra, bununla geçirdiğim zaman burada benim timsali suretim kalıyor. Timsali suretim kalıyor. Maddenin neresine kalıyor? İlmi tarafını da merak ettim. Protonla elektron arasındaki boşlukta kaydediliyor. Şu anda ilim ona boşluk diyor. Yani şöyle diyor. İlmi dediğini söyleyeceğim. Protonun büyüklüğü misket kadar olsa ve Londra'da olsa, ona en yakın olan elektron İstanbul'dan geçermiş. Londra ile İstanbul arasındaki elektron, proton arasındaki boşluk, orada ne olduğunu daha tespit edememiş ilim. Onun için ustadımız diyor ki, niyet ve nazar mahiyeti eşyayı değiştirir diyor. Yani peygamberin hadisiyle insanı mezara, deveyi kazana göz sokuyor. İşte protonla elektron arasındaki mesafede o boşluk denilen ki boşluk değil, vücudu harici olmadığından, mahluk olmadığından, Adem'e yakın bir vücut olduğundan ona ihata edemiyor şu anda ilim. Allahu alem, ben bunu okurken benim Kur'an'ıma yakınlık hissetmemin sebebi bunun proton ve elektron arasındaki ara boşluğunda timsali suretim ve siretim olması. Bunu avami lisanla hatıralar varmış. Bir taşta evde, yani protonla elektron arasına kişinin kodlanması. Niyet ve nazar da zaten orayı değiştiriyor. Son şeyim, çalınmış pirinç, bir de böyle kendi çalışmış pirinç, bir de çalmış pirinç. Çalışmış, bir de çaldı. O pirinç insanın karakterini değiştiriyor. İkisi de pirinç. Helal pirinç, haram pirinç. Pirincin kendisi aynı. Peki niçin insanın karakterini değiştiriyor çalınan pirinç? Çünkü o arada protonla elektron arasında kişinin çalma haleti kodlanıyor. O madde yiyince o adamın, o insanın çalma haleti, ruhiyesini yiyorsun. O da sana ikinci bir şahsiyet oluyor. Tekrar El Fatiha.